Merhaba arkadaşlar. Yine bir geometri deneme çözümüyle beraberiz. Nihal öğretmen dikdörtgen biçimindeki bir kartonun bir köşesinden başlayarak şekildeki bir dikdörtgeni diğer kenarına kadar kesmiş, iki parça ayırmıştır. Kestiği bir numaralı parçaya 37 ve 23 derece, iki numaralı parçanın açılarında x ve y derece vermiş. X ve y'nin toplamı ne kadardır diye soruyor. Arkadaşlar bu bir dikdörtgen. Dikdörtgense sağa bakan açılarla sola bakan açılar birbirine eşit diyorduk. O zaman x artı y 23 artı 37'den cevabımız 60. 32. soru. Şimdi diklikler verilmiş. 30 derece verilmiş. X ne kadardır diye sorulmuş. Şöyle yapsak arkadaşlar. 90 desek 60. 90, 30 hemen 60. Peki 90'ın karşısı x kadarsa 30'un karşısı x'in yarısı kadardı. 60'ın karşısı x kök 3 bölü 2 kadardı. 60'ın karşısı x artı 2 kök 3 kadarsa 30'un karşısı bunun kök 3'e bölünmüş hali. X artı 2 kök 3 bölü kök 3. Peki 90'ın karşısı bunun 2 katı kadar yapmaz mı? Burası ve burası birbirine eşit olduğuna göre o zaman x artı 2 kök 3 bölü kök 3 x kök 3 bölü 2'ye eşit olacak. X artı 2 kök 3 bölü kök 3 eşittir x kök 3 bölü 2'ye eşit oldu. Yapalım işler aşağı çarpımını. 2x artı 4 kök 3 eşittir 3 tane x. X eşittir 4 kök 3 geldi. Cevabımız Edirne. 33. soru. Dikdörtgeni biçimindeki karton doğruları boyunca kesildiğinde düzgün altıgen elde ediliyor. BD 12 olduğuna göre çevresi ne kadardır altıgenin diye sormuş. Şimdi altıgenin özelliği de arkadaşlar uzun köşegen bir kenarın 2 katı kadardı. O zaman bizim bir kenarımız ne kadar yapar? Burası 6. 6, 6, 6, 6, 6. Kaç kenarım var? 6 kenarım var. 6 kere 6, 36 kadar yapar. Şimdi 33. soru alfa ne kadar diye sorulmuş. Arkadaşlar A ile O'yu birleştirirsek, A'dan O'yu birleştirirsek bakın şurası bir 90 derece yapmayacak mı? Tam teğetten geçiyor çünkü teğet olan kısım. Peki ben şunu da birleştirirsem, C ile O'yu birleştirirsem bunlar birbirine eşit yarıçap. Hatta şurada da yarıçap. Burası alfa kadarsa burası da alfa kadar. Ben şu açıyı bulursam işlemim bitmiş olacak. Peki iki iç açının toplamı bir tane dış açı ise 74 ise bir tane şu açılar ne yapar? 74'ün yarısı kadar yapar. 74'ün yarısı 37 mi? Burası da 37. 90-37, 53 kadar. Burası 53 ise, burası da 53. Neden? İkiz kenarlık var bakın burada. 53. Yani 74'ten 53 çıkarırsam alfa yapacağım. 74-53'ten cevabım 21 mi yaptı? D seçeneği. 35. Kenarı 3 cm olan eşkenar üçgen şeklindeki eşit büyüklükteki tatların doğrusu olarak bize mesele edilmiştir. Oluşan desenin çevresi ne kadar diye sorulmuş. Şura dikkat etmemiz gereken, evet bakın buralar biliyoruz zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şu kısımları bulmamız gerekiyor arkadaşlar. 18, bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane yukarıda var, 4 tane aşağıda var. Yani bir tane daha eksik, bir tane eksik. Bir tanenin tabanı ne kadar yapar arkadaşlar? O da 3 birim yapmaz mı? 18, bir daha, bir tane daha 3 birim yani. 19 tane 3 birim. 19 çarpı 3, 20 çarpı 3 gibi düşünün. 63 çıkardım. 57. ABC bir üçgen. ABC B açısı 60 derece. AB 8 birimmiş. Hemen çizelim. ABC bir üçgen. ABC üçgenini çizelim. Peki B açısının 60 derece olduğunu vermiş. AB uzunluğu 8 kadar. BC uzunluğu 12 kadar. Alanını sormuş. Sinüs alanı biliyorum ben. Sinüs alan bilmiyorsam bile nasıl yapabilirim? Şuradan bir dik indiririm. Sinüs alan gelmedi aklıma. Hemen dik indiririm. 60'ı görünce. 90 derece indiririm. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4 birim yapar. 60'ın karşısı 4'ün kök 3 katı kadar. 4 kök 3. Hatta şurayı da buluruz. Oraya ilgilenmiyoruz. AC'yi sormuş olsaydı mesela orayı bulurduk. Biz bunun alanını istiyoruz. Tabanım 12. Yüksekliğim 4 kök 3 bölü 2'den. Şöyle sağa değiştirdim. 6 kere 4. 24 kök 3. Cevabımız E seçeneği. Arkadaşlar hemen şu sinüs olanı da vermek istiyorum. 12 çarpı 8 çarpı sinüs 60 bölü 2'den de aynı şekilde alanı bulabilirdik. Hatta sinüs 60 kök 3 bölü 2. Buradan daha belki kısa olabilirdi. 37. soru. Dikdörtgen verilmiş. Analitik düzende verilen DE doğrusunun eğimi kaçtır? Yani bana karşı bölü komşuyu soruyor aslında. Şimdi bakın 6 birim ise Y'si, şurası 3 birim, burası 3 birim. Karşı buldum, komşuya ihtiyacım var. Şu kısa kenara ihtiyacım var. Şuraya da X kadar desem. Bana şu bir formül daha veriyor, bir verilen daha var. O, A, B, C. O, A, B,
C'nin alanı yani 6 çarpı x, 6 çarpı x eşittir EAD x artı 9, x artı 9 çarpı 3 bölü 2. Bunlar birbirine eşitmiş. Burası dikkat edin bir üçgen. Bunlar birbirine eşitmiş. Yapalım işte dışa çarpımı, hatta sadeleştirelim. Önce şunu 2, 3'e böldüm. 1, 2 kere 2, 4. 4x eşittir x artı 9'dan. 3x eşittir 9'muş. X eşitmiş 3'e. X 3, şurası da 3 kadar geldi. Karşı bölü komşuyu soruyor bana. Karşısı 3, komşusu 3. 9 daha 12. Sağa yatık, bakın dikkat edin. Tamam, o zaman sağa yatıksa eğimim pozitif. Sadeleştirdim. 1 bölü 4 geldi. Cevabımız C seçeneği. 38. soru. Adana Edirne'nin şuranın Bolu Ceyhan'ı, Bursa Ceyhan'ı yani şunun tamamını, oranını sormuş. Şimdi bir de alanlar birbirine eşit vermiş. A, B, E alanıyla DEF alanı birbirine eşitmiş. Paralel kenar eşitlikler vermiş. O zaman şurada bir paralel kenar varsa bakın DE'ye, DA'ya bir paralel daha çekerim ben buraya. Neden çektim bunu? Şurası S, burası 3S kadar olacak. S tamamı şöyle göstereyim. 3S kadar. Şöyle yapsam arkadaşlar aynı şeyi, şuradaki eşitliğin aynısını buraya getirip koysam. Tamam. S ise burası da S kadar. Tamam 3S'di. Evet buraya 2S yazabilirim artık. Şimdi 2S, 1S daha 3S, 4S. Şurası 4S kadarmış arkadaşlar. 4S'lik alana DE tabanı gelecek. 2S'lik alana EA tabanı gelecek. O zaman ne olur? 2 katı. Yani burası 2K kadar desem mesela. Şurası 4K kadar. Ya da K'ya 2K da diyebilirsiniz. AE 2K. Bolu Ceyhan'ın tamamı 6K. Sadeştir. 1 bölü 3. Oranı ne kadardı diye sormuş. Doğru mu diye tekrar bakalım. Tamam oranı soruyor. 38. soru. Adana. Şimdi 39. soru. 10 birim olan küp biçimde tahta bloktan dikdörtgenler prizması biçimde iki parça çıkarılarak elde edilmiştir. Şuradan bir büyük bir parça, bir de küçük bir parça çıkarıyor. Tamam. Verilen bu cismin toplam yüzey alanı. Şimdi çarpıp böleceğiz arkadaşlar. Başka ekstra hiçbir şey yok. Toplam tüm yüzey alanını istiyor. Bakın şu arkada 10 çarpı 10'luk bir yüzey alanı var. 100. Artı şurada bir yüzey alanım var. Bir de arkada bunun yüzey alanı var. O yüzden bunu 2 ile çarpsam, buradaki yüzey alanını bulsam kafi. Yeterli olur yani daha doğrusu. Şöyle devam ettirsem bakın. Şuradaki alanı bana söyler misiniz? 10 çarpı 3. Şurası 30 kadar. Şimdi 4 burası çıktı. Şurası 6 kaldı. Şöyle devam ettim. 6 çarpı 5. Burası da 30. Tamam. Şimdi 3 buradan çıktı. 6 idi. 3 burası kaldı. Şimdi 3 buradan, 5 buradan çıktı. Şurası 2 kaldı. 2 kere 3, 6. Bunları toplayalım. 30. 30 daha 60, 66. 66 burada var. Bu yüzü buldum. Karşıdaki yüzü buldum. Şimdi sağ taraftan baktığım yüzü bulalım. Şurası ne kadardı? 3 kadardı. Şurası 30. Tamam. Yukarıdan bakmayı en son yapacağım arkadaşlar. Burası 30. Şurası 3 çarpı 10'dan. Burası da 30. 10 yazdım. Pardon. Şurası da 40. Tamam. Sağ taraftan baktığım zaman 40. 30 daha 70. 30 daha 100. 100 birim de burada var. Sonra karşıdan baktım. Sağdan baktım. Bir de yukarıdan bakalım. Yukarıdan ne olur? Şimdi şurası 30. Sonra burası 50. Sonra şurası 2 birimde. Burası da 20. 20, 50 daha 70. 30 daha 100 de burada var. Tamam. Peki bir de tabanı var bunun. Burası da bir yüzey alanı. Bir de 100 burada var. 100, 200, 300, 400. Bir de 66 ile çarptığım zaman 400 artı ne yapar? 100, 30, 2 de burası yapar. 500, 30. 532. 39. sorunun cevabı B seçeneği. Bulamadım zannettim. B seçeneği de varmış. 40. soru. Kare biçimdeki kırmızı ambalaj şekildeki gibi mavi renkli bir kare çizilmiştir. Mavi renkli karenin bir köşesi kağıdın bir kenarı 1 bölü 2 oranında bölmektedir. Peki. Zehra'nın çizdiği mavi karenin alanı 100 cm kareymiş. Mavi karenin alanı 100 cm kare ise bir kenarı 11'miş. Bakın arkadaşlar şöyle hemen 90 çizgi yapsak. 90 nokta çizgi. 90 nokta çizgi. 90 çizgi nokta. Hatta bunların her birini şöyle devam ettireyim hızlı bir şekilde. 90 şöyle çizgisini yapalım. Nokta 90 doğru yaptık mı? Çizgi 90 zaten yanlış yapmışsak bir yerde çıkar karşımıza. Devam. Şimdi burası x kadarsa bakın 90'ın karşıları her birine eşit. O zaman bu üçgenlerin her biri birbirine eşit. Eş üçgenler. Şurada çizginin karesi 2x kadarsa çizginin karesi de 2x kadar, noktanın karesi x kadarsa noktanın karesi de x kadar.
buraları da bulmuş olduk. Kırmızı ambalajın alanı ne kadardır diye sormuş. Bakın dikkat edin, şurası 10 birim. 2x'in karesi artı x'in karesi, yani 5x kare eşittir 100 değil mi? 10'un karesi 100'e eşit. Bana ne soruyor? Bunu bulduk. 3x kareyi sormuş. Şunu soruyor. 3x kare, yani 9x, 3x'in karesi. Şöyle söyleyeyim, 3x kare değil de 3x'in karesini soruyor. Bunu öğrenmek istiyor. Her tarafı 5'e böldüm. X kare eşittir 20 geldi. Şurada ne yapar arkadaşlar? 9x kare. X kareyi ne bulmuştuk? 20 bulmuştuk. O da ne yapar? 180 yapar. Cevabımız D seçeneği. Kolay gelsin arkadaşlar. Başarılar diliyorum.